Abi ben çok kötü bir şey oldu. Hayrola, sizin de mi anneniz hastanelik oldu? Hayır canım, bizim öğrenciler karakolda. Ne çocuğu, ne karakollu? Ne diyorsunuz siz? Ya bizim 11B'nin öğrencileri hemen hemen hepsi karakolda, nezarette. Nezarette mi? Ne olmuş, ne yapmışlar gene? İşte bir özel okulun çocuklarıyla kavga etmişler, öğrencileriyle. Özel okul mu? Bizimkiler de hadlerini fazlasıyla aşmış ama. Gençlik bu efendim, olur böyle şeyler. Siz bir zahmet olmazsa kalkın da gelin çıkaralım bunları. O özel okulun bütün çocuklarını çıkarmışlar. Ne münasebet efendim, çeksinler cezalarını keratalar. Adaletin kestiği parmak acımaz Afet Hanım. Onların parmakları daha kesilecek kadar büyümedi Amil Bey. Sizin onlara sahip çıkmanız lazım. Ne münasebet, niye ben sahip çıkıyormuşum? Anneleri babaları var, onlar sahip çıksın. Benim de çıkmam lazım. Hoşçakalın, bye. Alo, buyurun. Oo, Erman abicim, nasılsınız? Ne olsun, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Didem mi? İyi gayet tabii canım. Ha evinde, ha burada. Didem de onlarla beraber. Tamam, dediğim gibi Erman abi, sen hiç merak etme. Didem şu anda sınıfta dudu dudu ders dinliyor. Yani kuzu kuzu ders dinliyor. Şarkıları karıştırdık. Bilmukabele Erman abicim. Sevgiler, hürmetler. Hemen karakola gidiyoruz. Gir. İyi günler komiserim. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rıdvan Kanat Lisesi Müdürü Amil Sağlam. Amil Sağlam mı? Evet. Demek siz de adımı duydunuz. Duymaz olur muyum? Tam 3 sene her gün duydum. Çünkü ben sizin öğrencinizdim. Akşay Lisesi'nden 349 Çetin Karagül'le. Çetin! 349 Çetin! Demek verdiğim üstün eğitim sayesinde kendini yetiştirip komiser olduğuna aferin Çetin. Öğrencim. Sen okulda da çok başarılı bir öğrenciydin. Notların çok yüksekti. Eğer sizin sattığınız kalemlerden, silgilerden, defterlerden alırsam iyiydi hocam. Hatırlarsanız sizin sattığınız şeyleri almayanları sınıfta bırakıyordunuz. Okulun ihtiyaçları için alıyorduk tabii ki onları. Orasını bilemeyeceğim hocam. Ama bir gün de kopya diye cebimdeki 5000 lirayı almıştınız. Canım, herhalde imtihanda sorduğum soru 5000 lirayla ilgiliydi. Neyse, geçmişi bırakalım. Sebebi ziyaretimiz şu. Bizim liseden bazı çocuklar sizin karakoldaymış. Onları bir bırakıverelim. Yani onlar o kadar korkmuşlardır ki artık bir daha hiçbir şey yapmazlar. Vallahi merkeze bildirdik. Ama bir şekilde halledeceğiz. Ne de olsa sizin eski öğrencinizim. Çetin, en iyi öğrencimdi şerefsizim. Okul günlerinin hattına sizi kırmayacağım hocam. Çocuklar serbest, alıp gidebilirsiniz. Görüyor musunuz Afet Hanım, görüyor musunuz? Ne varsa insanın eski öğrencilerinde var. Görüyorum efendim, görüyorum. Akılları başlarına gelsin diye tuttuk zaten. Bir iki saat içinde bırakacaktık. Her iddiasına girerim, bizi burada en az 30 sene tutarlar ha. 30 yılda kurtulsak gene iyi abi. Bence var ya, hayatımızın geri kalan bütün kısmını burada geçireceğiz biz. Acımıyor abi. Benim de futbol hayatım bitti. Artık gönderecekleri cezaevi futbol takımında oynarım. Tanju Çolak hesabı. Ben de saz çalmayı öğrenirim. Bir dahaki gelişinde ablama söyleyeyim de bana saz getirsin ya. Afet Hoca! Afet Hoca! Ablam! Abla. Hadi bakalım, serbestsin. Oraya! Serbestsin! 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 Ben dedim,
Elemanlar dedim. Afet Hoca bizi yarı yolda bırakmaz dedim. Amca. Hocalarım, hocam. Hoca camide. Bu bir. Amil Bey'e dua edin. Bu iki. Çünkü ben olsam sizi burada bırakırdım. Ama kendisi koşarak gelip sizi kurtardı. Ve de okulda bütün bunların hesabını soracağım. Bu da üç.